Merhaba arkadaşlar, Tinkercad ile Arduino derslerimize devam ediyoruz. Tinkercad Circuits'ı kullanarak, devreler özelliğini kullanarak yine Arduino ile projeler yapmaya devam ediyoruz. Hemen yeni devre oluştur diyerek yine devre oluşturma ekranımızı açıyoruz. Bugün kayan LED uygulamasını yapacağız Tinkercad üzerinden. Hemen projemin adına Kayan LED diyerek ismini verdim. Ve projede kullanacağımız devre elemanlarını alarak başlayacağız. Hemen bir tane Arduino Uno alıyorum. Sahneme bir tane deneysel küçük devre tahtasını alıyorum. Şimdi Kayan LED uygulaması kısaca nasıl olacak ondan bahsedeyim. Burada yan yana 6 tane LED kullanacağız ve LED'lerimiz sırasıyla yanarak devam edecek. Yani birinci LED yanacak biraz, sonra ikinci LED, üçüncü LED, dördüncü LED, beşinci LED ve altıncı LED yanacak. Ardından altıncı LED sönecek, 5 yanacak, 4, 3, 2 ve birinci LED yanacak. Yani baştan sona, sondan başa doğru ya da bir diğer ifadeyle soldan sağa, sağdan sola doğru LED'lerimiz sırayla yanıp sönerek sanki ışık kayıyormuş gibi bir görünüm elde edeceğiz. İlk olarak yine burada kullanacağımız devre elemanlarını ve bağlantılarını yaptıktan sonra ardından kodlamamıza geçeceğiz. Şimdi burada kullanacağımız LED'lerimizi devre tahtamıza yerleştirerek devam edelim. Hemen en üst sıradan başlayarak ilk LED'imizi yerleştiriyoruz. Devamında İkinci ledimizi yerleştirirken ilk ledimizle ikincisinin arasında iki tane boşluk bırakalım. Çünkü birazdan kablo bağlantıları yaparken karışıklık yaşamamak için. Ardından üçüncü ledimiz. Dördüncü ledimiz. Beşinci ledimiz. Ve altıncı ledimi de bu şekilde aldım. Şimdi İlk olarak LED'lerimizin kısa bacaklarından GND'ye bağlantı yapmamız için buraya yine devre tahtamıza Arduino kartımızın üzerindeki GND girişinden bir kablo çekeceğiz. Ona başlamadan önce LED'lerimizin yine dirençlerini bağlayalım. Şöyle artı bacağın hizasından istediğimiz yere koyabiliriz dirençlerimizi. Ben hepsini bu şekilde koymak istiyorum. Dördüncüsü. Beşinci ve altıncı ledimin de direncini bu şekilde bağladım. Dirençlerimiz de hazır. Şimdi Arduino kartımızdan GND girişinden bir tane kablo çekiyorum. Devre tahtamın eksi kutbunun olduğu eksiği temsil eden sırasına. Rengini siyah olarak ayarlıyorum. İstediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Şimdi LED'lerimizin kısa bacaklarının hizasından ne yapıyoruz? Buralara birer tane kablo çekmemiz gerekiyor. Evet, hemen buradan bir kablo çektim. Bunlar da yine siyah renk olsunlar. Buralardan çekiyorum kablolarımı. Buradaki eksi sırasına istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Nereye bağladığınızın bir önemi yok biliyorsunuz. Evet. Tüm ledlerimizden kısa bacakların hizasından GND girişlerine GND giriş olarak atadığımız bu girişlere kablolarımızı çektik. Şimdi artık ledlerimizin uzun bacaklarının hizasından dijital pinlere kablo çekmek kaldı. Hemen ilk sıradaki ledimizin uzun bacağın hizasından direncin
hizasından bir tane kablo alıyorum ve bunu şöyle daha düzgün olması için kabloyu şuradan tıkladığımızda kırılıyordu biliyorsunuz. Bu şekilde kırarak dijital iki pinine götürüp bağladım. Buradaki kabloların rengini farklı yapmak istiyorum. Hemen ilk kablomun rengini kırmızı ledim olduğu için turuncudan başlayacağım. Turuncudan aşağıya doğru şu renkleri tek tek kullanacağım. İlk kablomu turuncu yaptım. İkinci kablomla devam ediyorum. Şu şekilde aldım kablomu. Yukarıya. Oradan da 3 no'lu pinime taktım. Turuncudan sonra sarı renk geliyormuş. Sarıyı seçtim. Bunda da renk farkı olmasın, karışıklık olmasın diye farklı farklı renkler seçiyoruz. Üçüncü ledim. Yine buradan aldım. Şu şekilde kırarak 4 no'lu led'e bağladım. Girişe bağladım. Onu da yeşil olarak seçtim. Dördüncü ledimden alıyorum kablomu. Bu şekilde yukarıya doğru birazcık uzaklaşalım. Şu işlemi geri alalım. Şöyle devremi biraz aşağıya taşıyayım. Evet, şimdi dördüncü ledimizin kablosunu alıyoruz. Buradan yukarıdan 5 no'lu dijital girişe bağlıyoruz. Rengini yeşilden sonra turkuaz mavisi geliyormuş olarak ayarladık. Beşinci ledimizin kablosunu çekiyorum. Şu şekil. Ardından bu şekilde bağlayarak 6 no'lu pine taktım. Onun rengini de mavi olarak ayarladım. 6. ve son ledimin kablosu. Onu da şuradan yapıyorum bağlantıyı. 7 no'lu pine bağlayacağım onu da. Renk olarak da mor rengi seçtim. Kabloların renklerinde özgürsünüz. Karışmasın diye her birini farklı renk olarak ayarladım ben. Evet, şimdi ledlerimizin bağlantılarını yaptık. Ne kaldı? Geriye kodlama kaldı. Hemen kodumuzu yazmaya başlayalım. Buradan kodlara geçiyoruz. Şu hazır gelen kodları siliyoruz. Yine blok artı metin diyerek hem metin hem de blok kodlarını görmek istiyorum. Evet, ilk olarak dijital 2 pinine yapmıştık bağlantımızı. O yüzden ilk ledimizi dijital 2'ye bağlamıştık. Dijital 2'yi yüksek olarak ayarlayacağız. Ve ne kadar yanmasını istiyorsak o kadar bekleteceğiz. Ben bu süreyi 0,5 saniye olarak ayarlıyorum. İlk ledim yarım saniye kadar yanacak. Ardından yine çıkış menüsüne dönüyorum. İlk ledimi söndüreceğim. İki pinini alçak değerine ayarlayacağım. Ve bu sefer onun yanındaki ledimi yakmam gerekiyor. Yandaki ledim de 3'e bağlıydı. 3 pinini yüksek olarak ayarla diyeceğim. Ve yine bekleme süremi 0,5 saniye olarak ayarlayacağım. Şimdi bundan sonra 2'yi alçak, 3'ü yüksek yaptık. Bundan sonra 3'ü alçak, 4'ü yüksek, 4'ü alçak, 5'ü yüksek diye gidecek kodlarımız. O yüzden şuradaki 2 pinini alçak değerini ayarla yazan yere sağ tıklayıp çoğalt diyorum. Bu şekilde aşağıya alıyorum. Bu 2 pinini 3 olarak ayarlıyorum. Altındakini de 4 olarak ayarlıyorum. 3'ü söndürdük, 4'ü yaktık. Bakın, 2 ile başladık, 2'yi yaktık. Sonra 2'yi söndürüp 3'ü yaktık. 3'ü söndürüp 4'ü yaktık. Yeniden burayı çoğaltıyorum.
3 yazan yeri 4 yapıyorum bu sefer. 4'ü de 5 yapıyorum. 4'ü söndürdük. 5'i yaktık. Yeniden sağ tıklayıp çoğalttım. 4 pinimi 5 olarak ayarlıyorum. 5 pinimi 6 olarak ayarlıyorum. Son bir defa daha kopyalayalım. 5 pinimi 6. 6 pini de 7 olarak ayarladım ve 6. ledimi yapmış oldum en sonunda. Evet, kodlarımızı da bitirdik. Kodlarımız da bu şekildeydi. Tekrar bir göz atalım kodlarımıza. 2 pinini yüksek değerine ayarla diyerek birinci ledimizi 2 no'lu pine bağladığımız için birinci ledimizi yaktık. Sonra yarım saniye bekledik. 2'yi söndürüp 3'ü yaktık. Ardından yarım saniye bu şekilde kaldı. Yeniden bu sefer 3'ü söndürüp 4'ü yaktık. Yeniden yarım saniye kadar bekleyip 4'ü söndürdük ve 5'i yaktık. Tekrar yarım saniye sonra 5'i söndürüp 6'yı yaktık. Ve yine yarım saniye bekleyip 6'yı söndürüp 7'yi yaktık. Ve tekrar yarım saniye bekleyip programı başa döndürecek. Şimdi kodlarımız bu şekilde. Tekrar kod yerine tıkladık. Ve simülasyonu başlat diyerek programımızı bir deneyelim bakalım. Evet. Simülasyonu başlattık. 1 no led'imiz, 2 no led'imiz, 3 no led'imiz, 4, 5 ve 6 no led'imiz ne yapıyor? Sırasıyla yanıyor. Yalnız 6 no led'imiz hiç sönmüyor. Simülasyonu bir durduralım. Burada evet, 7 pinini yüksek olarak ayarladıktan sonra söndürmemiz gerekiyor onu. Kodların altına hemen bir tane 7 pinini düşük olarak ayarla dememiz gerekiyor. Alçak olarak ayarla dememiz gerekiyor ki 6 numaralı ledimizin yandıktan sonra yarım saniye sonra sönmesi için. Yoksa 6 numaralı ledimiz sürekli olarak yanar halde kaldı. Biraz önce gördük. Şimdi bu haliyle deneyelim. Simülasyonu başlat diyorum. Evet, bakın ledlerimiz kayarak sırayla 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. ledimiz sırasıyla bu şekilde yanıyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tinkercad Circuit üzerinden kayan led uygulamamızı yaptık Arduino ile. Bugünkü projemiz bu şekildeydi. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.